Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Azerbaycan programları için hazırlanan canlı derslerimizden İngilizce 1 dersinin ilk ünitesiyle karşınızdayız bugün. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doçent Doktor Ali Merç, Anadolu Üniversitesi Anadolu Eğitim Fakültesi İngilizce Dili Eğitimi öğretim üyesi. Sizin programınız 8 haftalık olduğu için bizim de 12 ünitemiz var kitabı incelediyseniz. Dolayısıyla her hafta biraz daha yani 1,5 ünite gibi işlemeye çalışacağız. Sizin için genel bir özet olacak diye düşünüyorum. Eğer ders esnasında bir sorununuz olur ise chat bölümüne yazabilirsiniz. Beni şu anda duyduğunuzu, gördüğünüzü ve sunumu da net bir şekilde görebildiğinizi düşünerek derse başlıyorum. Evet, sanırım herkes bunu görebiliyor, duyabiliyor. Okay. Unit 1, all about you. Yani senin hakkında her şey. Peki bu ünitede neler var? Bu ünitede we will learn how to use the verb be fiilinin kullanımı. Say hello and goodbye. Merhaba ve hoşça kal ifadeleri. Say your name, telephone number and email address. İsminizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi söylemeyi. Use how about you, how about you kalıbını kullanmayı ve thank you, thanks gibi günlük ifadeleri kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle resme bakalım. Bir iş yerinde sabah saati Matt ve Sarah işe geliyorlar ve bir konuşma geçiyor. Good morning, Sarah. How are you? Good. How are you, Matt? I'm fine, thanks. Şimdi burada iki kişinin birbirini tanıdığını, belli bir samimiyete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve günaydın, günaydın Sarah. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Matt? İyiyim, teşekkürler şeklinde çok basit ama çok sıklıkla kullanılan bir günlük selamlaşma. Buradaki resimde ise iki iş arkadaşı ancak henüz tanışmıyorlar, tanışacaklar. Biraz önceki Matt ve işe yeni başlayan Emily. Hello, I'm Matt Lansky. Hi, I'm Emily Kim. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeni tanıştıklarını, belki de kulağımıza aşina olan nice to meet you kalıbından görüyoruz. Merhaba, ben Matt Lansky. Merhaba, I'm Emily Kim. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you ifadeleriyle ilk tanışmalarını gerçekleştiriyorlar. Emily ve Matt bu kez iş çıkışında tekrar karşılaşıyor ve aralarında bir konuşma geçiyor. Good night. Good night, have a good evening. Thank you, you too. Good night, iyi geceler. İyi geceler. Bir başka deyişle, iyi bir akşam dilerim. Have a good evening. Thank you, you too. Teşekkürler. Sana da, you too. You too ifadesi de bakın kısaca, Türkçe'de hani size de, sana da şeklindeki karşılığı. Sarah ile Matt nasıl iş çıkışı ayrılıyorlar peki? Çünkü hatırlarsanız o ikisi zaten belli bir samimiyete sahip önceden tanışıyorlardı. Bye, see you tomorrow. Bye, see you. Hoşça kal, yarın görüşürüz. Hoşça kal, görüşürüz şeklinde kısa, formal olmayan, informal diyebileceğimiz bir selamlaşma. Sizin için İngilizce'de merhaba ve hoşça kal demenin farklı yöntemlerini bir tablo halinde vermeye çalıştım. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night. Hello ve hi ikisi de merhaba olmakla birlikte. Hello. Daha formal, hi ise birbirini çok yakından tanıyan iki kişinin selamlaşmasında kullanılır. Good morning, günaydın, good afternoon,
İyi günler, good evening, öğleden sonra kullanılır. Good evening, iyi akşamlar. Good night, iyi geceler. Örneğin bundan sonraki derslerimize saat 16'da girdiğimizde ben size good afternoon students şeklinde sesleneceğim. Bir yerden ayrılırken hoşça kal demek için neler kullanılır? Bye, informal olan, samimi olduklarımızla. Goodbye, yine bir başka hoşça kal. See you, görüşürüz. Ya da ne zaman görüşeceğiniz belliyse see you later, sonra görüşürüz. See you tomorrow, yarın görüşmek üzere. See you next week, haftaya görüşmek üzere şeklinde kullanabiliyoruz. Dilerseniz çok basit iki arkadaşın selamlaşmasını karşılıklı konuşmalarındaki boşlukları dolduralım. İsterseniz bir süre siz de bakın neler olabilir diye, sonra birlikte dolduralım. Sandra ve Jenny konuşuyorlar ama kısa mesaj üzerinden konuşuyorlar, yani chat yapıyorlar. Çok da büyük fark yok karşılıklı konuşmada olsa, yazı dilinde de olsa. Bakalım nasıl yapıyorlar. Evet, sizler ya, yani isteyen yazabiliriz, yazmanıza da gerek yok. Bir kenara da yazabilirsiniz. Söyleyerek de şansınızı deneyebilirsiniz. Çünkü birlikte zaten cevaplandıracağız. Bakalım. Good morning Jenny. Size günaydın demişse tabii ki günaydın karşılığını vereceğiz. Good morning Sandra. Cevaba bakıyoruz. Thanks. Teşekkür ediyor. Demek ki nasıl olduğunu soracak. Nasıl olduğunu nasıl soruyorduk? How are you? Good. İyiyim. Thanks. Teşekkürler. And you? Ya sen? Peki ya sen? Good. See you later. Buradan itibaren hoşça kal bölümüne, yani ayrılma bölümüne geçiyoruz. Okay. Have a nice day. Biraz önce vermiştim. Diyalogda geçmişti. İyi günler dilerim şeklinde. Thanks you too. Teşekkürler sana da. You too. Burada önemli. Ve bye. Zaten arkadaş oldukları için bye ifadesini kullanıyorlar. Evet, genellikle zaten yazılanlardan doğru yaptığınızı görüyorum. Şimdi ismimizi söylemeyle ilgili kısma geçelim arkadaşlar. Resimdeki gördüğümüz kişi Alice Jennifer Parker isimli bir kişi. Kendini nasıl tanıtıyor, ismini nasıl söylüyor? Hi, my name is Alice. My name is Alice. İsmim Alice. My last name is Parker. My last name is Parker. Yani soyadı. Azeri olarak nasıl aynı şekilde söylenip söylenmediğini bilmiyorum ama yani Türkiye Türkçesinde soyadı olarak kullanıyoruz. Last name. Bazılarının biliyorsunuz bir ön adı, orta adı vardır. Benim yok mesela ama Alice'in var, Jennifer. My middle name is Jennifer. Ortadaki ismini söylemek istediğinde de my middle name is Jennifer diyor. Bazen bu ortadaki isim sadece ilk harfi kullanılarak verilir veya söylenir ya da yazılır. Eğer onu ifade etmek istiyorsak ilk harfini alıyoruz ismin. My middle initial is J. Yani orta ismimin ilk harfi J şeklinde. Bazılarının aile içinde arkadaşlar arasında kullanıldığı bir nickname, yani lakabı vardır. Takma ad diyebiliriz. My nickname is Jenny. Onu belirtmek istediğimizde bu şekilde söylüyoruz. En iyi arkadaşının ismini söylemek istiyor bize. My best friend's name is Sam. My best friend's name is Sam. Şimdi sizler de kendiniz, kendi isimlerinizi söyleyerek bunları tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. İsminiz, yani ilk adınız, my name is, soyadınız, my last name is. Eğer ikinci bir adınız varsa, my middle name is. Bir takma adınız varsa, my nickname is. Ve en iyi arkadaşınızın kim olduğunu söyleyecekseniz, my best friend's name is şeklinde.
Peki, isimleri söylemeyi öğrendik ancak karşımızdakilere hitap ederken, tanımadığımız kişilere hitap ederken kullandığımız bazı ön ekler var. Miss, Mrs, Miss, Mr gibi. Bunlar İngilizce'de soyadla, yani last name ile kullanılır. Eğer bir erkek evliyse ya da bekarsa fark etmez, erkekse soyadıyla. Mesela Andy Green, Mr. Green. Ama kadınlarda değişiyor. Eğer bir kadın bekar ise Miss ya da Miss. Alice Parker is single. Ne diyoruz? Miss Parker ya da Miss Parker. Miss and Miss. Sally Fernandez bir kadın ama evli. O zaman ne diyoruz? Mrs. Fernandez ya da Miss Fernandez ama genellikle Mrs. Fernandez. Şimdi siz kendinizi bu şekilde tanıtabilirsiniz. Erkek misiniz, kadın mısınız, kadınsanız, evli misiniz, bekar mısınız, ona göre doğrusunu seçmenizi bekliyoruz. Bir tanışmalarda, karşılıklı konuşmalarda kendinizi tanıtırken kullanacağımız bir başka ifade de how do you spell? İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil değil arkadaşlar. Dolayısıyla her sesin alfabede bir karşılığı yok ve sözcükler bazen karşıdaki kişi tarafından özellikle telefon konuşmalarında doğru anlaşılmayabilir. Burada how do you spell, yani spelling, harf harf söylemek. Hecelemek demeyelim isterseniz çünkü hecelemek biraz daha farklı. Harf harf söylemek, kodlamak diyebiliriz. Mesela iki kişi konuşuyor. What is your name? My name is Ufuk. How do you spell it? Yabancı da bir sözcük isim ve nasıl yazacağını, nasıl okunduğunu söylen, nasıl yazıldığını bilmiyor karşıdaki. Ve bize soruyor, onu nasıl söylersin tek tek harf olarak? How do you spell it? U-F-U-K şeklinde de alfabedeki harfleri kullanarak kodluyoruz. Harf harf söylüyor. Arkadaşlar sayfa sorulmuş. Direkt kitaptan birebir direkt gitmiyorum. Birçok ifade evet kitaptan ama oralardan derlediklerim ve kendi yaptıklarımla karışık olduğu için hani dersteki verilenlere konsantre olursanız daha sonra kitabınızdan gözden geçirebilirsiniz. Şimdi gelelim günlük konuşmalarda kendimizi tanıtmada en fazla kullandığımız dil bilgisi yapısı, gramer yapısı olan verb be. Ve bunun I, you ve we ile kullanımı. Bakalım nasıl kullanmışlar karşılıklı konuşmada. İki kişi konuşuyor. Are you Chen? Yes, I am. Evet, benim. Sen Chen misin diye soruyor. Cevabımız olumluysa yes, I am. Cevabımız olumsuzsa no, I'm not. Am I in room B? Soruyor bakın. Am I in room B? B sınıfında mıyım? B odasında mıyım? Artık hangi durumda olduğuna bağlı. Cevap olumluysa yes you are. No you're not. Aynı sınıfta mıyız diye soruyor. Are we in the same class? Cevabımız olumluysa yes we are. Olumsuzsa no we're not. Tabii İngilizce'de we aren't, you aren't gibi de kullanılabilir ama ben hani kitabınızda size verilen, öğretilen biçimiyle gitmek istediğim için bu şekilde aldım. İkisi de kullanılır. Bakın tekrar edelim. I'm Chen. I yani ben öznesiyle kullanımı. I'm Chen. I'm not Kim. Ben Chen'im, Kim değilim. You're in room A. Sen sınıf A'dasın. You're not in room B. Sen sınıf B'de değilsin. We're in different classes. Farklı sınıflardayız ikimiz. Biz farklı sınıflardayız. We're not in the same class. Aynı sınıfta değiliz. We're not.
Burada gördüğümüz kısaltmalarda I'm, I am, you're, you are, we're, we are kullanımlarının kısaltılmış. Elbette ki kısaltmalı kullanımlar karşılıklı konuşmada yazı diline göre daha sıklıkla kullanılır. I'm, I am'den tabii ki çok daha sıklıkla kullanılır. İsterseniz biraz önceki öğrendiklerimizi tekrar eden bir alıştırma yapalım. Karşılıklı konuşmada boşlukları dolduralım. Hem selamlaşma var, hem kendini tanıtma var, hem de diğer bazı ifadeler var. Siz de şöyle bir bakın, kendiniz yapmaya çalışın öncelikle, daha sonra birlikte yapacağız. Evet, birinci boşluk good morning, değil mi? Karşımızdaki bize good morning demişse biz de good morning şeklinde, günaydın şeklinde cevap veririz. İkincisinde what's your, nesini soruyor olabilir? Cevap olarak nesini söylemiş burada? Jenny Sparrow, yani ismini söylemiş değil mi? İsmini soracağız. Nasıl soruyorduk? What's your name? Evet, onda da hemfikiriz. Jenny Sparrow söyledi ama karşıdaki biraz önce söylemiştim ya, anlayamadı yazılışını. How do you spell your, hangi isminin anlayamadı? Adını mı, soyadını mı? İlk ismini mi, soyadını, soy ismini mi? Bakıyoruz, it's Sparrow. Dolayısıyla nesini sormuş? Last name'ini sormuş değil mi? Nickname'ini değil, hayır, last name'ini sormuş. How do you spell your last name? It's Sparrow. And are you Miss or Ms. or? Kadın olduğu için 3 olasılık vardı. Ne kalıyor geriye? Mrs. kalıyor. Cevap veriyor Ms. olarak. Thank you. Have a nice day. Thanks. Size de iyi günler. YouTube değil mi? Hemen bakalım. Doğru mu yapmışız? Evet, doğru yapmışız. Güzel. Peki kişisel bilgilerimiz, yani personal information neleri içerir? İşte telefon numaramız, e-mail adresimiz gibi. Bunları verirken nasıl kullanırız? Tabii ki numaralara, rakamlara ihtiyacımız var. Rakamları burada mesela biz Türkçe'de genellikle gruplayarak söyleriz değil mi? Üç haneli ya da iki haneli gruplarız. 216, 555, 78, 77, 08 gibi, ama İngilizce'de tek tek söylenir. İşte 216, 555, 7708. 0 için O ya da 0, ikisini de kullanabilirsiniz. E-mail adresini söylüyor. dsmith6@cup.org nokta dot şeklinde kullanılır. Et işareti, onu zaten çok internasyonel değil mi? Uluslararası bir ifade. Hepimiz et olarak kullanıyoruz. Güzel. Örneğe bakalım. What's your name? İki kişi konuşuyor. Bir çağrı merkezi aranmış. My name's Victor Lopez. What's your email address? It's vlopez6@cup.org. What's your phone number? It's 646-555-3048. Yine gördüğünüz gibi bazı kısaltmalar var. Is'leri bu şekilde kısaltabiliyoruz. What's, what is yerine. Names, name is yerine. It's, it is yerine. Bu da karşılıklı konuşmada, hızlı konuşmada, daha informal konuşmada sıklıkla kullanılan kısaltılmış biçimi.
Kişisel bilgilerde kendimizi tanıtırken kullandığımız bir başka ifade de how about you. How about you ne demek? Biz peki ya sen deriz. Bilmiyorum siz nasıl söylersiniz. Ya sen, peki ya sen şeklinde söyleriz. Bakalım Laura ve Ying konuşuyor. Are you new here? Yes, I am. How about you? Yes, me too. Laura, Ying'e burada yeni misin diye soruyor. Cevap olumlu, evet yeni, o da yeni gelmiş. Ying de yeni. Yes, I am. How about you? Ya sen? Peki ya sen? Yes, me too. Evet, ben de. Ben de yeniyim. Senin gibi ben de yeniyim anlamında. Eğer cevap olumsuz olsaydı tabii ki no, I'm not diyecek. Şimdi isterseniz günlük ifadelerin nasıl kullanıldığına yine sizin için tablolaştırdım. Bakalım. Less formal yani daha az resmi. More formal yani daha resmi durumlarda kullandığımız. Daha az resmi nerede kullanırız? Arkadaşlarımızla, aile üyelerimizle konuşurken. Resmi olanı ise işte bir okulda öğretmenimizle, bir iş yerinde işte üstümüzle ya da tanımadığımız ya da yeni tanıştığımız insanlarla. Yeah, yes, evet anlamındaki. Teşekkür ederken thanks arkadaşlarımızla, aileyle. Thank you daha formal bir biçimde. Selamlaşırken hi ya da hello daha resmi. Nasılsın diye sorarken normalde how are you? Ama arkadaşlarımızla Amerikan İngilizcesinde özellikle ayrıca how are you doing? Şeklinde sorabiliriz. İkisi de nasılsın anlamına gelir. Buna cevap verirken, iyi olduğunu söylerken daha az resmi durumlarda okay, pretty good, good ifadeleri kullanılabilir. İyiyim, çok iyiyim gibi. Daha formal olan ise I'm fine. Vedalaşırken daha az resmi olan bye, see you later gibi ifadeler. Formal olan ise, resmi olan ise hani bir işten çıkarken müdürümüze bye demeyiz, değil mi? Goodbye şeklinde kullanıyoruz. Bakalım boşlukları dolduralım. Doldurmaya çalışalım. Nasıl olabilir acaba? Sam ve Ali karşılıklı konuşuyor. Siz de bir yapmaya çalışın bu arada. Hi Ali demişse tanıdığımız birisi muhtemelen, değil mi? Arkadaşımız. Ali de buna hi diye cevap verecektir muhtemelen. Hi Sam. Peki sonra ne soruyor? Bir soru var. Soru işareti. Cevaba bakmamız gerekir hemen. Good, thanks. How about you? İyiyim, teşekkür ederim. Ya sen diye sorduğuna göre muhtemelen hatırını sordu. Değil mi? How old are you dersek, how old are you kaç yaşındasın olacak? Şu anda onu öğrenmedik değil mi daha? Kaç yaşındasın değil, nasıl olduğunu soruyor tabii ki. How are you? How about you sorusuna da Ali cevap verecek. Olumlu cevap verdiğini düşünüyoruz. Good diyebilir değil mi? Biraz önce görmüştük. Pretty good diyebilir, okay diyebilir. Am I late? Bakıyoruz you are. Demek ki olumlu bir cevap var. Yani geç kalmış. Cevabı ne o zaman? Yes you are. But it's okay. Ama önemli değil. But it's okay. Arkadaş arasında yes you are but it's okay. Evet geç kaldın ama önemli değil. Good. By the way bu arada here is your book. İşte kitabın.
Muhtemelen Sam Ali'den bir kitap ödünç almıştı. Aklına geldi, yanında getirmiş. Veriyor. Ali buna karşılık ne yapacak? Oh, thanks. Değil mi muhtemelen? Hani yes demesi, oh yes. Evet. Devamında bir şey olması lazım. Kabul edilebilir mi? Evet, olabilir bazı konuşmalarda ama normalde tabii ki kitabını geri getirmiş. Teşekkür ederiz. Bakalım. Bunlar örnek cevaplar ama hani hi, samimi olduğu için işte good, pretty good, okay diyebilir demiştik. Yeah, yes diyebilir ama arkadaş oldukları için yeah biraz daha fazla. Ama ikisi de doğru. Merak etmeyin. Oh, thanks. Hatta thank you da diyebilir ama genellikle arkadaş arasında thanks daha çok tercih edilir. Evet. Buraya kadar birinci ünitemizi şöyle bir özetlemiş oldum. Genellikle selamlaşma ve ifadeleri ve be fiilinin I, you ve we ile kullanımı, I am, you are ve we are ile kullanımını gördük. Diğer ünitelerde diğer formlarla zaten buna devam edeceğiz. Dediğim gibi bir buçuk ünite gibi yapmak durumunda olduğumuz için, 8 hafta olduğu için ikinci üniteye de ben bugün başlamak istiyorum. Tabii ki bitirmeyeceğiz, belli bir noktaya gelene kadar yaparız. Okay. İkinci ünitemiz in class, yani sınıfta. Sınıfta kullanılan ifadeler, sözcükler, selamlaşmalar gibi durumlar. In this unit we learn how to use the verb with verb be with he, she, they, this and these. Biraz önceki ünitede verb be, I, you ve we ile görmüştük. Burada he, she, they, this ve these ile kullanımını göreceğiz. Describe things and places in a classroom. Sınıftaki yer alan nesneler, objeler ve yerler tarif etmeyi öğreneceğiz. Ask for help when you study. Ders çalışırken yardım istemeyi öğreneceğiz. Thank you ve I'm sorry ifadelerine nasıl cevap veririz? Bunları öğreneceğiz. Yine resimlerimiz var. Farklı kişiler var. Bakalım. She's at work. İşte, iş yerinde. He's at home. Evde. They're at the library. Kütüphanedeler. They're in the class. They're in class. Sınıftalar. Farklı öznelerle she, he ve they bakın nerede olduğunu insanların nasıl kullanıyoruz. She is, he is, there. Hemen bir hızlıca açıklamalara bakalım. John is at work. John is not here. Is John here? John evde. John burada değil. John burada mı? Olumlusu, olumsuzu ve sorusu arkadaşlar. He is at work. He's not here. Yes he is. No he isn't. Bunun cevabı. He ile John erkek olduğu için üçüncü tekil şahıs he ile kullanıyoruz. His. His. Peki is John here gibi bir soruya nasıl cevap verebilirdik? John burada mı? Eğer buradaysa cevabımız olumluysa yes he is. Burada değilse cevabımız olumsuzsa no he is not. Linda is sick. Linda hasta. She is sick. Linda is not in class. Linda sınıfta değil. She's not in class. Bir başka deyişle. Bunun sorusunu nasıl sorarız? Bakın yer değiştiriyor. Is başa geliyor. Aynı John'da olduğu gibi. Is Linda sick? Yes she is. Ya da no she is not. Bu da she ile kullanımı. Peki birden fazla kişi olursa yani they, onlar olursa nasıl olur? Bob and Sue are late. Bob'la Sue geç kaldı.
They are late. Bob and Sue are not here. They're not here. Are they late? Yes, they are. Olumluysa, olumsuzsa, no, they're not. Bakın David nerede? Evde mi? Is David at home? David evde mi? Hiç evde gibi görünmüyor. Cevabımız ne peki? No, he's not. Hayır değil. Nerede olduğunu söylemek istersek nasıl söyleyeceğiz? He's in class. Is David at home? No, he's not. He's in class. Sue ve Min neredeler? Bakıyoruz. Sanırım kütüphanedeler. Bakalım soruda ne soruyor? Are Sue and Minji in class? Are Sue and Minji, Sue ve Minji sınıfta mı? No, sınıfta değiller. No, they're not. No, they're not. Eğer sınıfta olsalardı, yes, they are diyecektik. Ama no, they're not. Peki neredeler? Kütüphanede. Bunu nasıl söylüyoruz? They're at the library. They're at the library. Bakalım Connie ve Dan. Nerede görünüyorlar? Muhtemelen evdeler değil mi? Kitap okuyorlar, gazete okuyorlar, koltuklarına oturmuşlar. Soruda ne diyor? Are Connie and Dan at home? Are Connie and Dan at home? Connie ve Dan evde mi? Cevabımız olur mu? Evet evdeler. Yes they are. Yes they are. The'nın kullanımı arkadaşlar oldukça ayrıntılı bir iş. İleriki ünitelerde gelecek. Benim size tavsiyem burada kullandıklarımızı daha böyle kalıp halinde öğrenmeye çalışmanız. The, and, the, definite ve indefinite article şeklinde ileriki derslerde karşımıza çıkacaktır. Ama dediğim gibi şu anda hani şurada kullanılır, burada kullanılmaz diye hızlı bir açıklama yapmak çok doğru olmaz, kafanızı karıştırabilir. What is in your bag? Çantanda ne var? What is in your bag? Bunların hepsi çantaya sığar mı? Bilemiyoruz ama okul çantasında belki. Şimdi demiştik ünitenin başında hatırlarsanız bu dersimizde ki öğreneceğimiz şeylerden bir tanesi de sınıfta yer alan, kullandığımız bazı eşyaları tanıtmak. Bakalım neler varmış? An umbrella. Şemsiye. A pencil. Kurşun kalem. An eraser. Silgi. A pen. Tükenmez kalem. A bag. Çanta. A cell phone. Cep telefonu. A notebook. Defter. An English book. İngilizce kitabı. An address book. Ajanda. Biz ajanda diyoruz, bilmiyorum nasıl sizde. Adres defteri. A snack. Atıştırmalık. A dictionary. Sözlük. A wallet. Cüzdan. Tabii burada dikkatinizi çeken bir şey e ve en kullanımı olacak. Ajanda işine günlük böyle yazacağımız şeyleri yazarız ya, bir defter şeklindedir. Her günün bir sayfası vardır. Hani biz Türkçe'de bu ajanda diyoruz. Address book. Hocam bize de günlük o. Tamam. İşte adresleri, telefon numaralarını yazdığımız, kaydettiğimiz, belki küçük notlar aldığımız defterler. Tabii günümüzde daha sıklıkla cep telefonları, işte tabletler, bilgisayarlarda bu işi görmeye başladık ama hala kullanımda da var.
E ve N demişti. Şimdi İngilizce'de bu, hani biraz önceki D'da bahsettiğim gibi sözcükler, isimler, ad, isim, noun dediğimiz şeyler tek başlarına çoğunlukla kullanılmazlar. Bir tane ise bir tane olduğunu, birden fazlaysa kaç tane olduğunu ya da çoğu olduğunu ifade ederiz. Tabii biz şimdi çoğula şimdilik girmiyoruz. Sadece tek tek. Peki ne zaman E, ne zaman N? Eğer kullanacağımız isim bir sessiz harfle başlıyorsa, consonant dediğimiz sessiz harfle başlıyorsa, pencil, p gibi, e pencil. Ama sözcük bir sesli, ünlü harfle sesle başlıyorsa, vowel dediğimiz bir sesle başlıyorsa, nedir bu vowel'lar? A, e, i, o, u gibi, n kullanıyoruz. N umbrella, n English book, n address book şeklinde. Ama sessiz, ünsüz sesle başlayanlar diyelim, e ifadesi alıyor. Evet, this and these, noun plurals. Hem tekil hem çoğul kullanımı. This is an umbrella. Bir objeyi, bir nesneyi gösterirken, anlatırken kullanacağımız ifade. Bu bir şemsiye. This is an umbrella. Peki bunu sorarken nasıl soruyoruz? Bu ne diye? Çünkü çoğunlukla çok kullandığımız bir yabancı dil öğrenirken çok kullanılan bir soru. Bu ne? What is this? What is this? Cevabı da ne? It's an umbrella. Şemsiye. Ya da bakalım soruya. Is this your pen? Bu senin kalemin mi? Olumlu cevapsa, kalem benimse, yes it is. Kalem benim değilse, no it's not. Çoğulunda bakalım, örnek yapacağız. Çoğul kullanılan sözcükler. Mesela sunglasses, yani güneş gözlüğü. Güneş gözlüğü Türkçe'de tekil gibi durulsa, görünse de İngilizce'de çoğul bir sözcüktür. These are sunglasses. Bunlar güneş gözlüğü. What are these? Sorusu. They are sunglasses. Cevabı. Peki çoğulda senin mi diye sorarken nasıl soracağız? Biraz önce is this diye sormuştuk. Şimdi are these diye soracağız. Are these your keys? Anahtarlar senin mi? Anahtarlar seninse, olumlu cevapsa, yes they are. They are my keys anlamında. Senin değilse, sana ait değilse, no they're not kullanıyoruz. Peki çoğul nasıl yapıyoruz? Çoğul İngilizce'de normal şartlarda ismin sonuna s takısı getirerek yapılır. Bag, bags. Çoğunluğu böyledir. Ama yine ses uyumuna göre farklılıklar gösterebilir. Eğer sözcük ch ile bitiyorsa es alır. Watch, watches. Watch, watches. Eğer Y ile bitip önceki ses ünsüz ise IES alır. Yani dictionary, dictionaries. Dictionary, dictionaries. Ama normalde key, keys, S takısını alır. Bazı birkaç çok kullanılan düzensiz çoğul ifadeler de var arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Men, men. Erkek kişiden bahsederken adam anlamında kullanabilirsiniz belki. Tekse men, birden fazlaysa men. Men in black, hatırlarsınız belki bir film vardı. Siyah giyen adamlar. Men in black. Ama mesela Superman, işte Iron Man bir kişi olduğu için bu aile yazılanı kullanıyoruz. Women.
Women, tekil. Yine böyle Pretty Woman filmi vardı belki hatırlarsınız. Women, women. Bakın A, E ile yazılıyor. Women, okunuşu da women. Burası I şeklinde okunuyor. Buna nasıl örnek verelim? Little Women diye bir kitap vardır. Hatta filmleştirilmişti. Küçük kadınlar. Child, bir çocuk. Children, çocuklar. Değil mi? Mesela bir çocuğum var. I have one, I have a child. Only one child. Bir çocuk. Ama çocuklarım var dersen I have children. Children. Mesela iki tane ise two children şeklinde. Dengesiz. Biz düzensiz diyoruz İngilizce'de ama hani regular, irregular. Yani sizde öyle ifade ediliyorsa bilemiyorum. Öyle diyorsanız öyle olur. Hemen hızlıca tekrar edelim. Bunu yapmaya çalışalım. What is this? Cüzdan, wallet. Nasıl söylüyorduk? What is this? It's a wallet. Yes, it's a wallet. What is this? It's a wallet. Bu defter senin mi diye soracağız. Bu senin defterin mi diye soracağız. It's your notebook. Is it your notebook? Ha, benim değilmiş. Cevabım olumsuz. Ne diyeceğiz? No, it's not. Is this your notebook? No, it's not. Evet. Bu sefer çoğul. Bu kalemler senin mi? Senin kalemlerin mi? Şeklinde soracağız. Cevap da olumlu. Nasıl soracağız? Ardeyiz değil mi? Gösteriyoruz elimizle, bakın böyle. Bunlar senin mi? Bu kalemler senin mi? Are these your pens? Bir gördük kalemleri. Ne diyoruz? Yes they are. They're my pens. Are these your pens? Yes they are. Write sentences about the pictures. Use this or these. Resimdeki gördüklerimizle ilgili bir cümleler yazalım. This or these kullanarak. Birisi yazı mı yazıyor? Müdahale etti ama lütfen buraya yazmayın arkadaşlar. Evet, size yardımcı olayım. Bu ne? Bag, çanta. Bunlar dictionary, sözlük. Glasses, gözlük. Cümle yazalım, soru yazmamıza gerek yok. I have henüz öğrenmedik. I have kullanmıyoruz. Sadece this ve these kullanarak. This ve these kullanarak. Bakalım. This is a bag. Tanıtıyoruz değil mi? Çanta. What is this? It's a bag. O şekilde de söyleyebiliriz. Ama this ve these demiştim ben. İkincisi, these are glasses. Ne demiştik? Gözlük İngilizce'de çoğul olarak kullanılır. Dolayısıyla these are glasses. Okay, this is olmaz. These are çünkü çoğul. Bu da çoğul. Ha, dictionary'deştim ama kitap olarak da söyleyebiliriz, sorun değil. Birden fazla kitap var. Dolayısıyla yine these are books. These are books şeklinde söyleyeceğiz.
Son olarak bugün için sınıfta görebileceğimiz, kullanılabilecek, sınıfta yer alan, yer alması muhtemel bazı objelerden bahsedeceğiz. Onların bir üzerinden geçelim. İki niye these? Çünkü çoğul. Çoğul. Glasses. İngilizce'de gözlük çoğul olarak kullanıldığı için. Muhtemelen iki tane camı olduğu için iki taneden öyle bir dile geçmiş. Yani bunun sebebini çok sorgulayamıyoruz. Ama doğal olarak çoğul onun için. Neler varmış sınıfımızda bakalım. Map. İşte map. Harita. Some posters. Posterler. Birkaç tane poster var. A CD player. Bir CD çalar. Artık sınıflarda pek kalmadı ama daha internet ve işte USB kullanılıyor ama yine de hala var. A table. Table. Masa. Değil mi? Some chairs. Birkaç sandalye. A desk. The teacher's desk. Sıra. Öğretmen masası, öğretmen sırası diyebiliriz. A board. Tahta. A clock. Saat. A calendar. Calendar. Takvim. A TV. Televizyon. Some bags. Birkaç tane çanta. Burada. A waste basket. Çöp kutusu. Map. Posters. CD player. Table. Chairs. Computer. Desk. Board. Clock. Calendar. TV. Bags. Waste basket. Peki bunlar neredeler? What things are in these places? Bu nesneler nerede? What's on the wall? Duvarda ne var? Duvarda ne var bakıyoruz? A clock. A map. What's on the floor? Yani yerde ne var? Bakıyoruz yerde ne var? Some bags. A waste basket. Birkaç çanta var. Bir de çöp kutusu var. What is under the chair? Sandalyenin altında ne var? Some bags. Çanta var yine. What's in the closet? Closet. Dolap. Dolabın içinde ne var? A TV. Bir tane televizyon. What's next to the window? Camın yanında ne var? Next to, yanında. A map, some posters. What's in front of the board? Tahtanın önünde ne var? In front of, önünde. A desk. Sıra var. Sorularımızı nasıl soruyoruz? Where is ile soruyoruz değil mi? Where, where, nerede? Where is bir tane ise, where are birden fazlaysa, çoğulsa. Where is Mario's homework? It's on the floor. Mario's homework is on the floor. Where is the teacher's coat? Öğretmenin ceketi nerede? It's on the desk. Sıranın üzerinde. The teacher's coat is on the desk. Where are the students' papers? Öğrencilerin kağıtları nerede? Çoğul bakın. Papers, where are kullanıyoruz. They are on the floor. Yerde. The students' papers are on the floor. Evet, ikili olan her şey çoğul. Çorap, eldiven gibi. Doğru. Onlar geçtikçe zaten konuşacağız, göreceğiz. Peki, ne nerede demiştik değil mi? Üzerinde on, altında under, içinde in, yanında next to, önünde in front of. Şimdi bununla ilgili bir
aktivitemiz var. Ne nerede şeklinde. Ama bunu gelecek haftaya bırakmak istiyorum. Siz bunları lütfen tekrar edin. Gelecek hafta hem biz de konuyu tekrar etmiş olalım hem de kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. So, today we studied greetings, all about you. Kendimiz hakkında bazı şeyleri söylemeyi öğrendik. Bunun yanında da ikinci ünitemize giriş yaptık. Yani sınıfta neler oluyor, sınıfta neler var ve nasıl söylenir bunlarla ilgili konuştuk. Kitabınızdan işlediğimiz yerleri tekrar ederseniz, orada çokça aktivite de var yaparsanız çok iyi olur. Hatta e-kampüs sisteminde biliyorsunuz arkadaşlar, girmediyseniz de söylemiş olayım. Eski zamanlara ait ders kayıtları, işte örnek sorular, araştırma, alıştırmalar, çıkmış sorular gibi bir sürü malzeme, materyal mevcut. Onlardan da oldukça iyi bir şekilde faydalanabilirsiniz. Çok kıymetli çalışmalar. Evet. Başka sorumuz yoksa bu haftalık dersimizi bitirelim. See you next week. Evet, biraz önce konuşmuştuk. Goodbye diyelim, değil mi?